Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. İslam'da farzan terbiyesi de başlayan dersimiz ne bugün? 40. dersimiz. İçtimai terbiye, haklar, yaşlılıkların, kattaların hakkı. Buradalar ötken dersimizde bana şu mavzunu başlayan edik. Bugün inşallah nihayesi yetkizgen bulamız. Yaşlılıklarını hürmetleş. Onlarca izzet ikram kürsetişlik. Bu şeriatımızın talabı. Ve yaş kattanı maskaralaş. Onlarca azar aziyet yetkizişlik buradalar kabirelerden hesablanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tabarani'den keltirilen hadiste aytadılar. Salasun la yastahifu bihim illa munafiqun. Üç kişini fakat gene munafık kişi bir hürmet kıladı. İzzetini, hürmetini cahaya koymaydı. Üç kişini munafık izzet ikram kımaydı. Eşşeybetu fil İslam. İslam'da yaşı ötken kişini, Müslüman bulup bulgayken, Müslüman bulup saç sakalıya akırgen kişini. Ve du ilm, ilim egesini. Ve imamul muqsit. Ve adalet bilen işi yürütüyken başlıkla. Mana şu üçüyle kişine bir hürmet kılıyken, mana şu üç kişiye hürmet körsetmeyken adam, bu adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafık oladı. Yaptı. Kim kimi buldu? İslam'da bulup yaş karıgen kişi, ilimli kişi ve adaletli başlığını fakat yine münafık hürmet kımıydı. Bir parvalı körsetedir. Çünkü ballarımızda, elbette biz aksakallarımız, yaşı oğullarımız, Müslüman bulup tuğuldu, Müslüman bulup yaşadı, Müslüman bulup karıdı. Bunlar ki bir hürmetli kılıçlı buradalar nifakdı, münafıklığı da alamadı buladı. Katta adam yapırken de hop degin, yüzü közü gittikçe karamagin, aldıdan kesi ötmegin, gap kaytarmagin, iş virüsü yok demegin de durup üyden örgütçülüğümüz gerek. Çünkü eğer şunu da kımasak, kattalar ki bir hürmetli bunu uluğuyordun olsa, kalbada nifakda alamadı bu kaladı buradalar. Bablasa. Özün balası gibi yürümeydi mi deyip durup, balamız katta adamın nispeten bir adablik kıyanlığını açsa, ya ki kimdendir eşsek, elbette bu nasıl bir çare görüşümüz gereği buladı. Biz özümüz münafılı uruğunu onun kalbada özçülüğü yol vermeydik. Bazı yaş balalar, kattalarga bir hürmetli kılıyken görüp kalasan, kattalarda masara kılıyken görüp kalasan, bunu bana bilgisi. Bu, bana şu yaş balanı bir adabligimez. Bu, bana şu yaş balanı ayıbımez. Bu, ota anasının ayıbı. Çünkü bunu şunu deyip koyan ata anası. Eğer üyüde, kereli kürsetmen yaptırganı da, atasından bir şapalağı diyegeni de, sökişini eşitgeni de, kıyan bir adablik için şunu deyip megen bulardı. Demek bu balanı bir adabliği, aslı ata ananı bir adabliği. Bu balanı bir terbiyeliği, aslı da ata ananı bir terbiyeliği. Ya ki televizyondan terbiye ogenliği. Haya ve hıcalatçenlik. Bana iki de sıfat. Haya bu fazilet, hıcalatçenlik bu nuksan. Haya ve hıcalatçenlik. Buna ortasındaki farklı bir alışılık gereği buladı. Kişi de haya olsa yine yüzünden kattalarını hürmet kıladı. Haya, Müslüman kişinin günah işler, hunik işlerini kılışıydan tosadı. Yaş kattalarını bir hürmet kılışıydan tosadı. Her bir hak egesini, hakkını ada etişlikke ündeydi. Haya. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler muttefakın aleyhi bulgen hadis ennel haya hayrun kulluhu. Elbette haya onun hamması yakşilik. Bir insanda haya var mı? Demek hama yakşiliği var. Hıcalatçenliği ne var? Hıcalatçenlik insandaki nuksan kısablanadı. Hakikatli yapırıştan hıcalat oladı. Hakkını talep kılışıydan hıcalat bol oradı. Mazlum bulup durup hem indemeyi tur oradı. Bu kesel buradalar. Bu hıcalatçenliği şuna kanarsa ki yaş balaga özünü aile azaları tamamından yukturulur diyen kesel. Mesela halkında tuğuluyen bala akıl kuşu cahide özünün hakkını talep kılıçlıyor. Bu tabiatı da var baladı. Bilmezsiniz yığılabiliyor bir de kiçkine bala. Ama üyüdegiler özleri maskara kılıp onu yerge vurup daim buralarda aldı kemstip buralar hata yol koysa tepeleşliği bilen boynu kısılıp kaladı. Hıcalatçılığı bilen hayanı buralarda ortasında farkı var.
Geçe bir buralarımız ayeti verdi. O şu bir bala terbiyesi geldi bu kıyken klipi varken. Karayın. Restoranga bir 6-7 yaşar balası bilen kirdi. Işıklı bir Müslüman adam. Avukatlanıp oturup bir test takende çüşür vardı. Bala. Hani sindi çüşüp. Afisan kız gelip. Hali balanın uğruşu verdi. Etiyat bu muyuz ama? Ne ben kıyayım bu? Sindi bana stakende o da haligi otası tohta dedi. Tohta dedi. Neş bulduradı stakenin dedi. Stakenin palança sonduradı. Şat kolu iki de stakende pulunu verdi de. Haligi afisan kızdı kolu da turgen stakende ikincisini alıp verip balasıya. Taşa bunu yap dedi. Sindirdi tolap çıkıp gitti. Yani balasını boynunu kısılışlığı korkak boluşluğunu aldın alıyor. Biz staken sindirilerde mahcumaz mıyız? Bizde buladı, piyelen sindir var adı, avukatı töhü var adı, naruşeni kıyanda sırrazi nime buladı? Kıladı. Nime ge? Çünkü kaşığı küçük yetken de, piyelesi sınıp yetken de, ya ki bir kandedir, bura bir cihazızge talafat yetkizgen de, derro kalteyi belirledi. Etin ki, balayızı yüreğini sindirişli hesabı ge. Bir de piyeleni, sakılap kalışlık, erziydi mi? Otalarda özünün terbiyesi yok. Demek hıcalat canlıydı kim yuhturarken? Kim kalbi gece alıp verirken balanı? Otalarının özü. Otalarının özü. Şu de adamlar burada cim tur uğradı. Nah işte görsem indemeye tur uğradı. Özünün hakkını buraya yapıp getirken basam indemeye tur uğradı. Mazlum basam indemeye tur uğradı. Gapır. Ne mi geçeceğim sen desin? Hıcalat. Hıcalat. Hak bopturup hıcalat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. İmam-ı Tabarani'den keltirilgen hadis. Oş anamızdan. Peygamberimiz ettiler. Ya Aişetu. Lev kânel hayâu raculen, kâne raculen salihan. Ey Aişe. Eğer hayâ bir adam bu gene de, bir erkek kişi bu gene de, bir adam da faras kısık, o elbette salih kişi bu gene bularıdı. Ve lev kânel fuhşu raculen, kâne raculu su. Eğer fahş erkek kişi bo'lgan edi, odam bo'lgan edi, yomon kişi bo'lgan bo'lar edi. Agar hayo bilan behayolikni odam deb tasavvur qilinsa, bittasi yaxshi, ikkinchisi yomon odam bo'lgan bo'lar edi. Musulmon odam hayoli bo'ladi. Uni hayosiga jarohat yetkazadigan so'zlarni, behayo so'zlarni ishlatmaydi, chunki hayo uni to'sadi. Biladi so'kinishdi u ham. Biladi rasa so'kinishdi, lekin nima to'sadi uni? Hayosi Allohdan bo'lgan iymon. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Anas ibn Malikdan keltirilgan hadis Imom Termiziydan aytadilar: "Ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shanahu. Va ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu." Qaysi bir ishda fahsh bo'lsa, behayolik bo'lsa, uyatsizlik bo'lsa, mana shu ishni bu behayolik xunuk qilib qo'yadi. Va qaysi bir ishda hayo bor bo'lsa, şu hayo mana şu işini çıralı kıladı. Şunali mi? Bu hemen kılayken işimizde. Sportçu bulan şu kılayken ekenimizde mi? Somarda aşı ekenimizde mi? Maşine hedef getirekenimizde mi? Bir hayo adamı oldu da oturayım. Ve hayosu var adamı oldu da oturayım. Kaysınız da huzurlanasız. Elbette hayosu var adam. Buradalar Müslüman adam bir hayo bu muydu? Adamlar var. Tınımsız sökün adı. Her bitti yapıda sökünüş var. Sökünüp yaparsak hani dedir küçülü adam yokuşup görünürdü. Yok buradalar. Müslüman adamın kuvveti buna sebeple bu miydi? Bilesinler bana mescid madrasalarda talim oladığın ülkelerimiz var. Bana mescidlerine gelip ders eşitledigen, Kur'an okuyduğun, ilim meclislerine katlaş aldığın ülkeler var. Öz ara ülfetlerine otursayam sökünüş müydü? He? Somarda aşıya otursayam sökünüş müydü? Birbiriyle buluyken muamelesinde umman sökünüşü yok. Bu ne kadar çıralik. Ve onun aksi var. Bana şu an birinci meclis, biz etken dakika birinci mecliste oturup, şuna bir pakize muhutta oturup, sökün algınlar da orası ekirip kalayım da. Kulağınızı ağır batadı. Kalbiniz ağrıydı. Bir iki gün. Bir iki gün. Kendimi kaladı. Örgenip kalasız. Örgenip kalasız. Şunun için buradalar, mescidge keladigan, namaz okuyadigan, ilim talebede yürgen, talibi ilim ülkeler, Müslüman adamga sökünüşle yaraşmaydı. Ona kadar ülpatiğini çi, atinini aldı yapıp yenem, yötesen. Şart söhü varsa mı?
Şey bol, mesela balığını alıp aramıyorsan şu ülpetlerde arasıyor. Çünkü bilesem, yakışmaz. Yakin aksınca, bu egetteken de salih insanların meclisi olsa, balığını alıp arasan örgensin de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Malik'ten bu hadis, aytadılar, inne likulli dinin hulukan. Her bitti dinini, özünü hulku var. Ve hulkul İslam, el haya. İslam'ın hulku, İslam'ın ahlakı bu hayat. Mumun adam, yapırken sözleri de hayası var bu gendik, özünü üyüdeki yürüştürüşü tutmuşu da hem hayal buladı. Hiç kaçan Müslüman adam üyüde içki giyimine oturmaydı bala çakasını aldı da. Özü umuman kiyimli buluş madeniyetini belgisi, yarım yalangaç buluş değil, kolaylığını belgisi. Bu İslam ölçü oldu. Lekin hazır kanaka bulu yaptı. Garb dünyası da kim kançalar tor bosa, kelta bosa, şaffaf bosa, şunçali madaniyeti belgesi oluyordu. Bu Müslüman adamın mutlak doğru kemiydi. Allah Teala Kur'an'da bana şu kim hakkında ne degen? Estaizu billah. Ya bani Adama, kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişa. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Allah subhanahu ve teala A'raf surası da şimdi dedi. Ey adam bolaları, biz sizlerge avratlarınızı bir kitadigen libasını hem, yasan tusan libasını hem tüşürdük. Hammasından yakşırak libas, takva libasıdır. Bu Allah'ın fazlı merhametine dalalet kılıcı ayetlerdendir. Şayet isletme, pan nasihat olsalar. Allah Teala avratıyla da yapadıgan ve ziynet boyun libasını çüşürdü. Demek ki kimde birinci görünüşü bu avratını yapışlığı, ikincisi ziynet. Ve Allah Teala bir de libasını üçüncü tür nimet yaptı. Takva libası. Karin, bana o kimlerimiz kiyim degen libasımız, badanımızdaki avratını tozsa, badanımızdaki nuksanlarını tozsa, ayıplarımızı belkisse, takva libası kalbimizdeki nuksan kemçillerini tozarken. Demek ikili libas buluşluğu gerek. İslami libası kivat durup, hulku umma Müslümanı toru kemiydiğen, pelde kılıdı kılıb yürgen, yiğitler kızlardı görgen paytımızda, kiyim kivalı işlerse mesela, kiyimde kivalı olarken hamması ya. Akıyam ki yuval olarken, köküyam ki yuval olarken. Muhumun emeyken, kalp libası, kalp takbası. Bu oradaki libasının manası, tarakkiyat, medeniyet ve yükseliğin alamatı. Yalangaçlık ise, kolalıydı alamatı. Biz ki, kanaka kiyinişliydi. Kimge örgeti yapız? Bilesin ama, özünü Müslüman ben degen, kitab-ı sünnet boç yaşayman degen, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetimden deyikkenler gayet yapıp halas. Ama hemen ölçü adı garipte anladıken, yakşı yamanda hemen sözü gariptekisi doğru dediken, garip tamamen antenası vurulup koyanlar gayet yapkenimiz yok. Şunali mi? Bizi bu yaplarımız kim hakkıdaki yaplarımız? Fakat yine Müslüman, dinin bile yaşayman deyikken Müslümanlar için koyanlar hala yanıksın. La ikraha, bir din, dinde mecburlaş yok. Biz Müslüman yiğitlerge, Müslüman kızlarge yapıyoruz bu sözlerini. Koyanlar hala yenişini kılıyorsun. Ana şu medeniyet de arkasında elçip git yaptı. Ana şu medeniyeti tarikat etken, garip adamları ne mi bol etkenliğini okusun. İçide ne mi bolup git yaptı bunlar. El-haya'u şubatun minel iman dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muttefakın aleyh bugün hadiste. Haya İmanın bir şahçasıdır, ya ki şahapçasıdır. Haya yok mu? Demek imanda nuksan var. Haya var mı? Demek bu adamda iman var. Çünkü iman bilen haya buradalar, bu birbirinden acılar milyon iki de sıfat. Biz buradalar, kattalarını hürmet kılışı hakkında suhbat kılı yapız. Hayanı talabeden kattalarını hürmet kılışı. Beti yok ki ama balan deyiz. Abdobuz yaşıksız, cevabeme oturup da. Ha desem, yine bulut olayıp ben deydi. Demek hayası yok iken bu adamdı. Bunun bana belgesi ota anasını
terbiye vermeyenliğini, ata-ananın özüne hayası yokluğunu bilgisi. Samur ibn-i Cündüb, raziyallahu anhudan, o kişi aytadı. Laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem gulaman, fakuntu ahfazu anhu, fama yemna'uni minnel qavl, illa anna hahuna ricalan hum asannu minni. Bu kişi Peygamberimiz tirik davrlarda yaş yigit edin. Men Resulullah'tan cüde köp hadislerinde, cüde köp narsani yotlagan edim, eşitim. Lekin soralgan da cevap verişiden meni nima tosaradı? Resulullah da aldı da menden göre yaş kattaroq kişiler turganligi tosaradı. Katta adamlar turganda gapirgani üyelerdim, hayo meni tosardı diye. Karayın, biladi, zihni ötkür, eşitgan, yotlagan, ama gapirgani kattalarda aldı da üyelerdim deydi. Hazır mı? Bağmış şu sıfat. Maslahat beradi hozirgilar dadalariga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari u zotni sallallohu alayhi vasallam cheksiz hurmat qilishar edi. Rasulullohga bo'lgan muhabbatini, hurmatini chegarasi yo'q edi. Sahobalardan biri aytadi: "Ma ra'aytu ahadan ashbaha samtan va dalalan va dallan va hadiyan bi Rasulillah fi qiyamihi va qu'udihi min Fatima binti Rasulillah." Oturuşida ham, turuşida ham Fatima roziyallohu anhodan ko'ra Rasulullohga o'xshash boshqa odamni ko'rmadim. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima ish qilsa, Oysha onamiz roziyallohu anha shuni takrorlardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan: "Sizning odobingiz qanaqa odob?" Rasululloh aytdilar: "Addabani robbi fa ahsana ta'dibi." Menga Robbim odob berdi. Menga Robbim odob berdi va odobimni go'zal qildi, chiroyli qildi. Parvardigori odob bergan Rasulullohning odobi qanday odob edi? Va innaka la ala xuluqin azim. Albatta sen büyük xuluq ustidasan. Mo'min kishini ko'zga birinchi tashlanadigan narsasi bu uni odobi. Ma din, din nima ya Rasululloh deb so'rashganlarida husnul xuluq, chiroyli axloq, go'zal xuluq deb javob bergandilar. Müslümanlığı birinci közge görünüş gereği bugün arsası bu onun hulka. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yeclisu ma'ana. Sahabalar ayetişadı. Abu Davud'dan bu hadis. Rasulullah bilen biz birge oturar edik. Onundan tursa biz hem turar edik. Turup ta ayarlardan bir ortasının üyü yekilip geçişe karab turar edik. Rasulullah otursa oturardık, tursa turardık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü oturgandılar, aldı ki emizgen anası Halime Sadiye'nin eri girip geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünü kimini bir tamamını sohbet ediyor başı ki haliye emizgen anasını eri oturdu. Sonra Halime Sadiye'nin özü girip geldi. Peygamberimiz kimin ikinci tomonga solib, üstidagi kimini. Unga mana shu emgan onasini o'tkizdi. Ozgiradan keyin emigdosh inisi kirib keldi. Mana shu Halimaning o'g'li. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib o'zini joyini bo'shatib berdi. Bu emigdosh otasi, enasi ukasiga qilayotgan muomalasi shunaqa. Agar o'zini haqiqiy bir tug'ishgan aka-ukalari bo'lganda qanday muomala qilardi ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Bu silah rahim degan darslarimiz aytganmiz, shu narsa ortadan ko'tarilib ketyapti. O'zingizning problemingizni hal qilib oldingiz, o'z qishga ko'mirib oldingiz, bo'ldi, hech kim bilan ishingiz yo'q. To'g'rimi? O'zingiz suv olib kelib qo'yib oldingiz, o'zingiz olib kelib benzin olib kelib tof kelib qo'yib oldingiz, akam nima bo'ldi ekan degan narsa yo'q. Sinim nima bo'ldi ekan degan narsa yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin bo'lgan zot o'zi o'tirgan joyda turib bo'shatib beryapti emigdosh akasi yoki ukasi uchun. Hozir odamlar o'zini tug'ishgan aka-ukalarga ham bu darajada masum qilayotgan muomalasi. Kattalarni hurmatlash haqida dars qilyapmiz birodarlar. Xandaq kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzani ustidan hukm chiqarishlikni Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhuga topshirdi. Xandaq kunida Sa'd roziyallohu anhu jarohatlanib payg'ambarimizning masjidida davolayotgan edi. Banu Qurayzani yeriga saatni Masjid-i Nabaviydan olib kelishdi. U kishini ana shu o'tira olmaganidan, yura olmaganidan bir yog'ochni ustiga yotqizishib, eshakni ustiga qo'yib yog'ochdi.
Şu eşeği ötkezi op gelişken adı. Nasıl ilke de bızıtıldı. Şunda Peygamberimiz şu yerde durgen sahabalarga Sa'd yakalaşken de kumu li sayyidi kavmikum. Kavmilerde sayyidi geldi. Turiler onun ilerden dedi. Resulullah turgüzdü oturgen sahabalarını. Yani tekrarlı yapız bu yapımızı. Kirgen adamı halatıya karab durup oturup görüştüğüm sünnet. Turup görüştüğüm sünnet. Kalteye de iki de üçü baladı. Fakat bir tamamını bir alıp sünnet deyip durup fitne kılayken ülkeler. İkinci tamamını hem kareyler. İhtimal tike turup görüştüğüm sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturgen adı turiler. Kavmiyle de hürmetli ikisi geldi deyip tur yüzü yaptı amelerini. Demek mertebeli, hürmetli, yaşı uluğu boyan insanga, alim, ilimli boyan insanga kılınadığın muamele, hammaya kılınadığın muamele de kabulması gerek. Şu hem sünnet. Yaşını hürmet kılıp duramız, mertebesini hürmet kılıp duramız, halka kıyan hizmeti için hürmet kılıp duramız, ilmi için onumuzdan duramız. Bana şu hem sünnet eken buradalar. Gelin damla da görüşüp oturup işte. Mahallesi imam kirip gelse. Gelin damla kalesi de. Bir adablik eken bu. Sünnetki hılaf eken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle bir fazilet egelerini özüyem hürmet kıyken. Yaşı katta mı kiçiği mi farkı yok. Her bir de sahabasını kadir kıymetini bilgen ve bildirgen kadir kıymetini. Özü adette ki bir uluğ insanda aldı türgen yardımcıları onu bana şu uluğ insan buluşuyla hizmet kıyken yanındaki kömekçileri islenmiydi. Közgü körüngen şahsına etrafında gelen adatta zikir kılınmıydı, eslenmiydi. Şimdi kölen kesti hop getirdi. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en uluğu buluşuyla karamazdan özünün etrafındaki sahabalarına beparva bulmayan. Onların kadrını bilgen. Onların hakkını ada etken. Karayın. Bana Peygamberimiz sahabaları hakkı da nime degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Ya Maaz inni uhibbuke fillah. Ey Maaz, men seni Allah için yaxşı görəmən. Resulullah'ın özüden eşitçi tasavvur kılıklar da. Siz gelse falancı, men seni Allah için yaxşı görəmən desin. Resulullah'ın eşitliydi. Bilesin mi bu Maaz raziyallahu anh'ın kançalı köyünü kötürgen? Her kança mehnatta istən çıkarış gibi sebep bugün. Uhud günü de Peygamberimiz, İrmi ya Sa'd, fidaki abi ve ummi. Ey Sa'd otin, ota anam sizge fida olsun dedi. Yani bir günü Peygamberimiz ettiler. Bana şu Sa'd'ın Abi Vakkas kirip gelirken de Peygamberimiz meclisi gel. Yanında otururken hamurahlarına karab Sa'd'ki işare kılıp Hada khali fel yurini imrun khalahu. 16 kişi beni tağam buladı. Bir tane deyler tağayladı körsatıyorlar ki şuna kasını deyken. Şunu yapsınlar mı? Peygamberimiz özünün etrafındaki kişilerini kadırlagen. Hürmatını cahaya koyuyen. Yani bir orunda Abu Ubayda, Amir ibn Jarroh raziyallahu anhuni maktab aytadi. Likulli ummatin aminun. Har bir ummatni ishonchli kishisi bo'ladi. Va aminu hadihil umma Abu Ubayda Amir ibn Jarroh. Meni ummatimni eng ishonchli kishisi Abu Ubayda Amir ibn Jarroh deganidir. El qaraylar payg'ambarimiz boshliq bo'lib turib, rahbar bo'lib turib, qo'l ostidagilarni qadrlagan. Halid ibn Valid haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Halid ibn Valid sayfun min suyufillah. Halid ibn Valid Allohning qilichlaridan bo'lgan bitta qilich. Abu Bakr haqida nima deganlar? Ma tolat shamsun wala gharabat ala ahadin ba'da an-nabiyina wal mursalin afzala min Abi Bakr. Quyosh anbiyo va rasullardan keyin Abu Bakr'dan afzalroq kishining ustiga ko'tarilmadi va botmadi. Payg'ambarlardan keyin, rasullardan keyingi eng afzal inson Abu Bakr Siddiq degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Umar ibn Xattob haqida nima deganlar? Law kana nabiyun ba'di la kana Umar. Agar mendan keyin nabi bo'lishi mumkin bo'lganida, albatta Umar nabi bo'lgan bo'lar dedi. Mendan keyin nabi yo'q, agar bo'lsa Umar bo'lar degan. Boshliq bunaqa qo'l ostidagilarni bunday hurmat qilib turganligini ko'rgan bu yordamchilar qanday bo'ladi o'zlarini his qilishi birodarlar? Rasululloh odamlarning qadrini bilgan, hurmatini joyiga qo'ygan, ularni qadrlagan. Usmon ibn Affon haqida nima degan? Ala astahiy min rajulin tastahiy minhul malaika. Axir
Farishtalar ham undan hayo qiladigan kishidan men hayo qilmayman derdi. Usmon ibn Affonning hayosini maqtagan. Farishtalar ham yuradi Usmondan degan. Ali ibn Abi Talib haqida. Ana Madinatul Ilm va Aliyun babu. Men ilm shaharman derdi payg'ambarimiz. Bu shaharning eshigi Ali ibn Abi Talib derdi. Tushunali birodalar? Rasulullah yosh kattami, kichikmi? Qadr qiymati bor bo'lgan. Fazilat egasi bo'lgan, yoshi ulug' bo'lgan, ilmli bo'lgan, adolatli mansab egasi bo'lgan kishilarni hurmatini joyiga qo'ygan va siz bilan bizga bu narsani buyurganlar. Odamlar orasida ulug'ligi yoki biron fazilati bilan mashhur bo'lgan kishini hurmat qilishlik aynan sunnatdan bo'ladi, birodarlar. Endi ahli ilm bo'lgan ahli ilim bo'lgan musulmon olimni yoki yoshi ulug' kishini hurmat qilishlik birodarlar sunnatdan bo'ladi. Sa'd ibn Muozga turinglar dedi payg'ambarimiz. Mana endi boshqa hadislarda aytiladi payg'ambarimiz Abu Dovuddan la taqumu kama taqumul a'ajim. O'rningizdan ajamlar, ya'ni musulmon bo'lmaganlar turgani gapi turmanglar. Nima degani bu? Ma'nosi sizdan qo'rqqan uchun turayotgan bo'lmasin. Siz turayotgan bo'lsangiz, biz aytdik, ilmi uchun, xalqqa qilgan xizmati uchun, yoshini ulug'ligi uchun, adolat bilan ish yuritayotganligi uchun xalq ustida rahbar bo'lsa, shu narsa uchun turinglar deyapti. Ammo ajamlarni kabi turmanglar. Ajamlar nimaga turadi? Uni odamdan qo'rqqanidan turadi. Yoki u odamdan bir foyda umid qilishlik uchun turadi. Mana shunday narsa uchun bo'lsa turmanglar debdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Odamlarni kuchi, quvvati bilan o'rnidan turishga majbur qilayotgan kishi mutakabbir bo'ladi. Bu kishi o'zini fazilatini emas, o'zini shaxsiyatini hurmat qilyapti. O'zini shaxsiyati uchun turishliklarni talab qilyapti. Bunday kishi uchun turilmaydi. Demak, uni zulmidan qo'rqib turayotgan bo'lsangiz yoki undan bir foyda kelishini umid qilib turayotgan bo'lsangiz, bu sunnatga xilof turishlik bo'ladi. Man dakhala ala ghaniyin fatada'ada lahu zahaba thulutha dinihi. Mana shu hadisi birodarlar Imom Bayhaqiydan Ibn Mas'uddan rivoyat qilingan juda ham bir og'ir hadis. Ahli davlatlar bilan qilinadigan muomala. Qaranglar, bizchi mana shuncha kim uchun o'rnimizdan hurmat bilan turishlikni gapirganda ilmli odam dedik. Yosh katta odam dedik. Xalqqa xizmat qilayotgan fazilat egasi dedik. Adolat bilan ish yuritayotgan boshliq haqida gapirdik, lekin puldorni gapirmadik. E'tibor berdinglarmi? Mana u to'rali odamga turadi odamlar hurmati uchun, lekin 5-sini aytmadik. Lekin bironta o'rinda hali puldor uchun turishlik gapirilmadi. Puldor bo'lib turib, qo'lidagi ortiqcha davlatini xalqqa, diniga, qarindosh urug'iga fazilat bilan sarflayotgan bo'lsa, albatta hurmat qilamiz bunday boyda. Ammo faqat boy bo'lgani uchun o'rnimizdan turmaymiz uchun. Biz boyni boyligi uchun hurmat qilmaymiz. Boyni xalqiga foydasi tegayotgani uchun hurmat qilamiz. Hadisda eshiting. Man dakhala ala ghaniyin fatada'a lahu zahaba thulutha dinihi. Kim bir boyning huzuriga kirib, uning oldida o'zini xor tutsa, bas bu kishining dinini 3dan 2si ketdi. Faqat boyligi uchun hurmat qilyapti. Xizmat uchun emas. Xizmati bo'lsin xalqiga, ota-onasini boshiga qo'yayotganligini ko'ring, ibodatda 5 mahal namozda ekanligini, masjiddaligini ko'ring, zo'r ishi uchun hurmat qiling. Ammo faqat boy bo'lganligi uchun uni hurmat qilayotgan bo'lsangiz, diningiz 3dan 2si ketdi dedi. Imom Bayhaqiydan bu hadis. Bu hadis Ibn Asakirdan Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning eng ilmli olim sahobalardan bo'lgan, ulug' sahobalardan. U kishiga minish uchun ulovini olib kelishdi. Shunda uzangisini Abdulloh ibn Abbos ushlab to'g'rilab turdi. Ayog'ingizni bosib chiqib oling deganday qilib. Abdulloh ibn Abbos Habrul Umma bo'lgan, ummatning eng ilmli kishisi bo'lgan Ibn Abbos payg'ambarimiz amakivachasi uzangisini ushlab turdi. Bosib chiqib oling deb. Shunda Zayd ibn Sobit Rasulullohning amakivachasi, unday qilmang, qo'yib yuboring, ushlamang siz dedi.
Yani sizdeki adam kısa üyet buladı dedi. İbn Abbas aytdı, yaş ulularımızga ve alimlerimizga şunday muamele qilishga buyurilganmiz dedi. İbn Abbas ey. Şunda Zayd raziyallahu anhu kol izmege kürsatin dedi. İbn Abbas kolunu kürsatdı. Şunday kolunu tartıp durup koludan öf koydu. Zayd ibn Sabit. Aytdı ki Peygamberimizin ahli baytiga şunday muamele qilishga buyurilganmiz dedi. Bu ikalasi ham ilim derecesi bu ümmette birinci orunda turgan kişiler de, birinci dereceleri ilimli adamlar da birbiri yıkılırken muamelesini göreyim. Müslümanlar da alakası, Müslümanlar da muamelesi şunu deyip oladı. Çünkü onlar birbirlerine, özlerine rava görgen insanı rava görer. Allah subhanahu ve ta'ala eşken maruzalarına amel kılışını berçemizde tavfikini vergen olsun. Ve yaşı olgularımızı buradalar hürmetini cahaya koyup, onların duasını aladığın yaşlardan kısın bizi. Bağlarımızda bana şunu sana, örgütçüden aval kattalarda özümüz hürmet kılıkkenimizi körsetelik. Çünkü fiilen körsetilingen ders, yüz madde kılıkken meseleden kör afzarı avaladı. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lakum.